İyi akşamlar sevgili Bitlis TV izleyicileri. Yine yeni bir haftayla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Batman'ı, Adıyaman'ı konuşacağız. Adıyaman Ören Bebeği konuşacağız. Çok özür dilerim. Adıyaman'dan Zahide Hanım'ı konuşacağız. Besti Bebeği. Batman'dan Hamdullah Bey'i konuşacağız. Ören Bebeği konuşacağız. Bebek yapımını konuşacağız ve aynı zamanda neleri yaptığımızı, ustaların kendi hünerleriyle ürettiği ürünleri konuşacağız. Aynı zamanda reklamdan sonra tekrar canlı performans sergileyeceğiz. Ve bu performansla ilgili de siz sevgili seyircilerimize konuk olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz efendim. Saygılar sunuyoruz. Bizleri kırmadınız. Sağ olun. Teşekkürler. Hamdullah Bey, biz sizleri tanıyoruz. Kısaca sizi bir tanıyalım. Teşekkür Ondan ediyorum. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Öncelikle böyle güzel bir atmosferde bizi buluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. Biz bir aileydik. Yani bu ailenin bir araya gelmesi gerçekten bizim için sevindirici bir şey oldu. Hamdullah Güneş, 1974 Batman doğumluyum, Batmanlıyım. El sanatlarıyla meşgul oluyorum. Evli bir çocuk babasıyım. Hoş geldiniz Hoş diyoruz. Bulduk. Teşekkür Zahide ediyorum. Zahide sizleri tanıyalım. Ben de Zahide Durmaz. Adıyaman'da yöresel folklorik besi bebek ustasıyım. Evet. Ülkemizin renklerini buraya taşıyorsunuz. Güzellikleri, renkleri bir araya getirmek ancak ustaların ellerinden geçer diye düşünüyorum. Bu anlamda bizi burada misafir ettiğiniz için, konuk ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. 1979 Adıyaman Merkez Doğumluyum efendim. Biz de teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Zahide Hanım yeni nişanlandı. Ben de bugün duydum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Hamdullah Bey'e de başsağlığı diliyorum. Çok geçmiş, sağ olun. Geçen ay abisini kaybetti. Burada Allah razı rahmetle olsun. Yad ediyoruz. Başınız sağ olsun Allah diyoruz razı tekrardan. Olsun. Çok sağ olun. Zahide Hanım'ın da 10 Mayıs'ta düğünü var. Buradan sanatkar arkadaşlara da duyuralım. 10 Mayıs'ta inşallah hep beraber Adıyaman'da buluşacağız. Allah kısmet ederse diyelim ve sözü konuklarımıza bırakalım. Hocam yapmış olduğunuz ürünlerle neyi anlatmak istiyorsunuz? Yani Batman bebeği derken aklımıza ne gelmeli? Figürlerde, yapmış olduğunuz işlerde neyi anlamalıyız? Bize bahsederseniz böyle başlayalım istiyorum. Şimdi çalışmalarımda genelde illerin devamlı tanıtma ihtiyacı vardı ve bu el sanatları zaman zaman bir köyün, bir ilin, bir ilçenin, bir ülkenin tanıtımına vesile oluyor. Evet. Biz de yaptığımız el sanatlarıyla ilgili Batman tanıtımına katkı sunmak çabasındayız. Haliyle siz bizim abimizsiniz, ustamızsınız. Bu konuda bizden daha önce bu işlerle uğraştığınız için yani sizin yaptıklarınızın yanında bizim kendimizi anlatmamız biraz heyecan verici ama açıkçası biliyorsunuz kültür turizmle ilgili çalışmalar içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmaları yaparken yöre insanın profilini anlatmaya çalışıyoruz. Yöre edebiyatını, Anadolu mitolojisini bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu amaçla Ören Bebek Batman tanıtımına katkı sunmaya çalışıyor. Sizin sayenizde bugün burada yine bir tanıtıma vesile oluyoruz. Bebeklerde neyi anlatıyorsunuz? Biraz o konuya girelim. Açıkçası bebeklerde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, günlük yaşamda yapılan işleri anlatmaya çalışıyoruz. Şimdiki gençlere dikkat ediyoruz. Yani bir sürü meslek dalı var ve mutsuz bir şekilde yaşadıklarını ima ediyorlar. Biz geçmişte yokluk ve yoksulluk çekmiş bir neslin o şekilde de mutlu olduğunu bugünümüzde anlatmaya çalışıyoruz. Biz kültürümüzü bu şekilde gençlere anlatmaya çalışıyoruz. Ve zaman zaman müzelerde belli etkinlikler oluyor. Bu konular mesela müzelere kapanması taraftarı değilim. Günümüzde Anadolu'nun belli yerlerinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları zaman zaman belli etkinliklerde teşhir ediliyor. Bizim amacımız yaptığımız el sanatlarında mesela şurada çarıkçı bir usta var. Biz mesela eskiden işte zorlukları anlatmaya çalışıyoruz ki günümüzde gençler bunun değerini bilsinler diye. Yani şu anda üretmiş olduğunuz bebeklerde de geçmişi yansıtıyoruz. Evet. Aynı zamanda geleneksel Türk el sanatlarını da evet. Bebekler üzerinde figürlerini evet. işliyorsunuz. Evet, evet aynı şekilde. Söylediğiniz gibi geleneksel Türk el sanatları
Gerçekten öyle bir güçlü yani kültüre sahip ki bunu anlatırken zorluk çekmiyoruz. Zaman zaman gittiğimiz fuarlarda insanlar kendinden bir şeyler buluyorlar. Bizim bile bilgi sahibi olmadığımız konularda bizi bilgilendiriyorlar. Haliyle biz de kendimizce belli araştırmalar yapıyoruz. Ama açıkçası gelen misafirlerin bizi de bilgi sahibi olmadığı bazı konularda bilgilendirmesi bizim için bir kolaylık oluyor. Biz gençlerin kendi özlerini, temellerini sağlam bir şekilde bilmeleri konusunda bir çaba sarf ediyoruz. Onların kendi kültürlerini bilip o şekilde dünyaya açılmalarını temenni ediyoruz. Haliyle biz de böyle ufak tefek katkı sunuyoruz kültürümüze. Peki. O şekilde. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Biz hemen Sayın Durmaz'a dönelim. Sizin Besli Bebek üzerinde neleri anlatmak istediğinizi, başınızda bir puşinin olduğunu görüyorum. Kıyafetiniz farklı ve bütün fuar ve festivallere katıldığınızda bu kıyafetle katılıyorsunuz. Adıyaman yöresine ait bir kıyafet, bir giysi. Hem bebekler üzerinden konuşalım hem de üzerinizdeki giysiyle konuşalım ki özellikle kafanızdaki o atmış olduğunuz düğümü ben biraz sayın seyircilere açmanızı isteyeceğim. Ben yıllardır sizinle beraberim. Bunları biz biliyoruz ama siz de ilgili seyircilerimize, konuk olduğumuz evlere bunları da anlatırsanız memnun olurum. Buyurun. Evet. Ben de Adıyaman'da yok olmaya yüz tutmuş olan yöresel folklorumuzu, kıyafetimizi geleceğe taşıyarak geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmaya çalışıyorum. Özellikle ilimizde yerel giyinen insanların sayısı çok az. Bunlar 60-65 yaş üzeri insanlar ve her köyde 3-5 tane yani elin parmak sayısını geçmeyecek şekilde giyinen kişi sayısını bulabiliriz. Bu kıyafetin yok olmamasını, gelecek neslin bizim yaşamış olduğumuz kültürü, kıyafeti tanıması gerektiğini düşünüyorum. Benim üzerimdeki kıyafet Adıyaman'da kadınların giymiş olduğu bir kıyafet. Özellikle başımdaki baş bağlamada rengi kadının hangi aşiretini olduğunu, şu parlaklıkta kadının ekonomik statüsü belli oluyor. Bağlama kat sayısında kadının kaç çocuk sahibi olduğunu, genel bağlama şekli ise hangi köyden olduğu bilinir. Üzerindeki şu elbise annemin kına gecesinde giymiş olduğu bir elbise. Adıyaman'da üzerindeki kıyafete göre kadının kimliği söz konusu. Kimliğini bulabilirsiniz. Yani resmiyetteki ismini bilemezsiniz ama kimliğine göre yerli bir kimse nereden, hangi köyden, hangi aşiretten olduğu bilinir. Halen devam ediyor mu bu giysiler? Yoksa bazı illerimizde işte folklorik günlük hayatta giymiş olduğumuz kıyafetlerin de sizde de yok olduğunu anlayabiliyor muyuz? Bu konuda aynen bizim Adıyaman'da da yok olmaya başladı. Dediğim gibi 60-65 yaş üzerindeki kadınlar böyle yerel giyiniyor. Ve bunlar çok az sayıda kaldı. Bizim çocuklarımız da bu kıyafetleri artık tanımaz haldeler. Amacımız çocuklarımızı kültürümüzden bir araya getirerek onların kültürümüzü tanımalarını sağlamak aynı zamanda. Bu anlamda da gerek Adıyaman merkezde ve katıldığımız fuarlarda, festivallerde de yerel kıyafetimizi, yöresel folklorik besi bebeklerimizi tanıtarak kültürümüze katkı sunmaya çalışıyoruz efendim. Peki yani şunu anladık mı? Biraz daha açmak istiyorum. Tabii. Üzerinizdeki giysiyle yapmış olduğunuz bebeklerin geçmişten geleceğe yani geçmişten geleneğe aktarım noktasında bebekler üzerinde de aynı konuya işleyerek insanlara bunu yansıtmak hedefiniz değil mi? Kesinlikle öyle. Zaten yaptığım bütün bebekler aslının aynısıdır. Kumaşları çok özeldir. Onlara hani zaten yerel giyinen bir kadın bebekleri gördüğünde şu falanca kişi diyebiliyor, tanıyabiliyor. Tamamen kişilerin kendilerini yapmaya çalışıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Güneş, ören bebeğin farkını soracağım. Piyasadaki birçok bebekler var. Sayın Durmaz'a da soracağım bunu. Sevgili izleyiciler,
Şu anda bakıldığında bunların hepsi tamamen el yapımı ve geleneksel olarak üretmiş olduğumuz ürünler. Bu ürünler maalesef bugün piyasadaki naylon bebekler dediğimiz bebeklerle çok farklılığı var. Eğer giysi üzerine, eğer kıyafet üzerine bizi ne yazık ki toplumu tek tipleştirme haline getirdiler. Bu konuyu ben ustalarıma soracağım. Aradaki farkı soracağım. Hem Besti Bebek'le aradaki farkı Batman'ın arasında hem de mağazalarda satılan dışarıdan bize gelen ürünlerle ilgili. Neler söylemek istersiniz? Bunları şimdi açıkçası teşekkür ediyorum. Yani zaman zaman bu sorular geliyor ve bunu cevaplıyoruz. Konu şu. Aslında arada bir fark yok. Hepsi de sevgiyi anlatıyor. Ben şunu dikkat ediyorum. Mesela Kapadokya bebeği bugün dünyada ün salmış. Gurur duyarım. Aynı şekilde Zayda arkadaşım mesela yaptığı çalışmalarla yurt içinde, yurt dışında belli festivallerde Türkiye'yi temsil etmiş bir arkadaşımız. Aynı şekilde ben de yani zaman zaman yurt dışı, yurt içinde belli etkinliklerde. Biz mesela başta da belirttiğimiz gibi biz ilimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Zaman zaman ilimizi, köyümüzü, zaman zaman da Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu yönde ben bu bebek şöyledir diyemem. Ben sizin sorunuzu çok iyi anladım. Siz iyi niyetli sordunuz ama konu şu. Hayır. Çok özür dilerim. O da bölmek zorunda. Hı hı. Kıyas Türkiye içerisinden değil. Hı hı. Ben aslında siz beni anladınız. İthal ürün olarak. İthal ürünler anladım, üzerindeki anladım. Biraz da kanserolojen evet. maddeler üzerinden. Anladım. Yani çocuklarımızı daha hı. doğrusu anladım. Kendi kültürümüz değil de yabancı kültüre kültürleşmenin anladım. İçimize enfoze ettiği anladım. Sorundan biraz bahsedelim. Şimdi aslında ne mutlu size ki gerçekten ben başka mesela ben daha farklı insanlardan bunu duyduğum için bazen zaman zaman bu kıyaslama üzüyor beni. Ama söylediğinize katılıyorum. Bugün piyasalarda aslında bizim de eksikliğimiz katılmış olduğum sizin de orada olduğunuz hatta sizin de sizinle orada tanıştığım bir 2006 yılında bir fuarda birincilik aldık bilirsiniz. Evet. Tam karşımızda Niyu diye Çinli bir arkadaş vardı bilirsiniz Ankara'da. Şimdi oylama yapıldığı zaman o da oy vermiş. Dedi ki ben size oy veriyorum. Siz Çin malları kötü diyorsunuz ama siz kötü diyorsunuz ama üretmiyorsunuz. Sen ürettiğin için ben sana oy verdim. Gerçekten yani bir galeri andırıyordu bizim standımız ve birincilik almıştı. Ben bu yani sevinmiştim ama açıkçası biz bazen altın tepside piyasalarımızı başkasına sunuyoruz. Yani ithal ürünlere sunuyoruz. Yani kanserojen madde. Bugün siz Çin'den hangi şeyi talep ederseniz karton bile isteseniz karton bebek de sunarlar. Antalya'da şöyle bir şey şahit oldum. Orada hediyelikçiler var. Ben yerli üretimde çok az kalemin bulunduğunu fark ettim. Ama sistem de etmedim. Varsın benden ürün almasınlar gidip ithal ürün olarak başka yerde yani ısmarlama ama yani kanserojen madde, zehirli madde içeren ürünler alsınlar. Çinli arkadaş dedi ki ben sana oy çok verdim. Çok özür dilerim. Evet. İsterseniz ülkeler evet. üzerinden isim vermezsek çok sevinirim. Tabii. İthal üzerinden evet, gidersek. Evet ithal. Buyurun. İthal. Şimdi ithal ürünlerde gerçekten albenisi olan bir çizgiye sahip ama kültürümüzün yozlaşmasına neden olan çalışmalar var. Yani birçok çalışmalara bakıyorum. Hatta ben bir yine canlı yayında bir kanalda sitem ettim. İşte belli çizgi film kahramanlarından söz ettim. Hanımefendi de dedi ki, sunucu hanımefendi dedi ki niye böyle sitem ediyorsun? Dedi ki Avrupa topluluğuna giriyoruz. Evet Avrupa topluluğuna girelim ama kendi kültürümüzle, kendi kahramanlarımızla. Evet. Bu konuda hassasiyetim bir mesele dile geldim. Hatta benim Keloğlan figürüm vardı. Nasrettin Hoca figürüm vardı. Getirmek isterdim. Biraz ani oldu gelişimiz. O konuda gerçekten hani kendi figürlerimizi, kendi Anadolu insanını anlatan ürünlerimiz piyasada olursa benim için daha hoşnut olacağımız bir ortam oluşur. Biraz da bizden kaynaklanıyor. Mesela hani boşta durup üretmemek. Aslında siz başta sordunuz ama ben işsizlikten başlayıp buraya kadar işimi getiren ustalardan bir tanesiyim. Ona gireceğiz. Evet. Ben de Sayın Durmaz'a dönmek istiyorum. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu konuda ben şunu söylemek isterim. Çocuklarımız bizim kültürümüzde büyümüyor maalesef. İthal ürünler çocuklarımızın kültürden uzaklaştığını, onların sağlıklarını tamamen tehdit ettiğini ve bizlerin evlerindeki dekorlarımızda bile ithal ürünlerin kendi yapmış olduğumuz
geleneksel Türk el sanatlarının ülke bazında ne kadar önemli bir iş yapıyorsak bile dahi yabancı ürünlere daha çok ilgi salıyoruz. Bu maalesef iç açıcı bir şey değil. Bu konuda gerek yerel yönetimlerin, işte bürokrasinin, bakanlıkların bizim yapmış olduğumuz sağlıklı ürünlere çocuklarımıza gidebilmesi için teşviklerin çıkması lazım. Yurt dışından sağlığa zararlı olan ürünlerin hiçbirinin yurdumuza girmesini engellemeleri lazım bir şekilde. Bu anlamda ne bizler rahatız ne de çocuklarımızın sağlığı iyi değil aslında. Ben maalesef çok üzülüyorum. Çocuklar çok masumlar. Gördükleri bir şeyi hemen anne şunu alır mısın, baba şunu alır mısın derler. Ama biz kendi çocuklarımızı kendimiz zehirliyoruz. Bizim yapmış olduğumuz ürünler tamamen el yapımı, kanserojen etkisi olmayan organik ürünler bizler yapıyoruz. Bütün anne ve babalara buradan da seslenmek istiyorum. Muhakkak çocuklarınızı ve sağlıklarına önem verin. Kültürümüzü tanımaları için onlara faydalı olacak şeyleri alın lütfen diyorum. Benim diyeceğim bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hamdullah Bey, kısa bir veteremiz var sizin hazırladığınız. Sevgili kıymetli izleyiciler, isterseniz kısa bir veteremiz var bu konularla ilgili. Veteremize girelim, ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz efendim. Ben farklıyım çünkü üretiyorum. Ben farklıyım çünkü üretiyorum. Ben farklıyım çünkü üretiyorum. Biz farklıyız çünkü üretiyoruz. Günümüze unutulmuş el sanatlarını gün ışığına çıkarıyoruz. Biz üretiyoruz, sizi de üretime davet ediyoruz. Ben farklıyım çünkü üretiyorum. Ben farklıyım çünkü üretiyorum. Biz farklıyız çünkü üretiyoruz. Farklıyız çünkü üretiyoruz. Ben farklıyım çünkü üretiyorum. Biz farklıyız çünkü üretiyoruz. Değerli izleyiciler, az önce gördüğünüz kısa veterede aslında 15 dakikalık bir bölüm olduğu için burada yayınlayamadık. Hamdullah Güneş Bey bu kısa vetereyi hazırladı. Sizler de gördünüz, tamamen el yapımı olan ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında değerlendirilmesi, aynı zamanda yapmış olduğumuz sanatları bütün ülkelerde yayınlama noktasında sergilemek açısından gayret ve çaba sarf ediyoruz. Hamdullah Bey, bunu hazırlarken neyi düşündünüz? Aklınızda ne vardı? Niye böyle bir tanıtım filmine, hele hele festivalde böyle bir tanıtım filmine, galasını da burada yaptık, doğru evet, mu? Evet, teşekkür ediyorum. Ne mutlu size ki böyle bir fırsat kusura verdiniz. Kusura bakmayın, tamamını veremedik. Estağfurullah, estağfurullah. Böylesi de program yeterli oldu. Program formatı biz kapsamında... açıkçası rahmetli abimin sağlığıyla ilgili yani montaj konusu yani hala da bitmiş değil. Açıkçası onunla uğraşırken yarım kaldı.
Biz bunun galasını düşünüyorduk. Bu kısa bir belgesel el sanatlarıyla ilgili. Aslında orada ben farklıyım çünkü üretiyorum diyen ustalarımızın hiçbiri aciz değil. Biz orada üretken insanların olduğunu anlatmaya çalıştık. Yani açıkçası yapımcı arkadaşım Adnan Orhan fotoğraf sanatçısı. Aynı zamanda ona da selam söylüyorum buradan. Siz de böyle bir şeye öncelik ettiniz. Gerçekten sevindirici bir şey oldu ve çıkışı güzel oldu. İnşallah ortaklaşa yapacağımız çalışmalar olur. Oradaki ustalarımızın hepsi biri birinden değerli. Siz hepsini de tanırsınız hocam. Evet. Bu konuda gerçekten bir şeyler yaparken hani sadece bebek yapmak değil. Açıkçası sosyal yönde insanların kendine çıkaracağı dersler var. Yani biz bu bağlamda üretime arkadaşları ve izleyenleri dahil etmeyi düşünüyoruz. Yani yaptığımız eylemle, eylem diyorum ben çünkü biz farklıyız, biz farklılığımızı ortaya koyuyoruz. Biz rızkımızı Allah'tan bekliyoruz. Biz üretiyoruz, sizi de üretime davet ediyoruz. Zaten oradaki konuşmamda da onu söylüyorum. Açıkçası yapılacak çok şey var. Biz kendimiz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizim gibi çok yetenekli, gerek şiir olsun, resim olsun, yani belli kısa filmler olsun, bir sürü el sanatları olsun, yani tiyatro çalışmaları olsun. Siz de bilirsiniz Sayın Birol, katıldığımız ortamlarda bu konuda belli bir donanıma ulaşıyoruz. Tanışıyoruz ve zaman zaman tiyatro üzerine, zaman zaman sinema üzerine, yarışmalar üzerine ki ben sizin teklifinizi yani böyle bir programı sunmaya başladığınızı duyduğum zaman açıkçası çok gururlandım. Çünkü gerçekten bir şeyler yaparken toplumun istifade etmesi de çok önemli. Ne verebildiğiniz önemli. Tabii aslında. Yani orada zaten insanlar baktığı zaman ben farklıyım çünkü üretiyorum. İnsanlar bence bu biz bunun galasını bir daha yapacağız kısmet olursa. İnsanlar kendini yargılayacak. Bunu çünkü ben geniş ortamda evet, yayınlayacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Sayın Durmaz, siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu çok güzel bir belgeseldi. Ben de oradaydım. Evet. Ve hepimiz heyecanla bu belgeseli çektik. Ustamın bu kadar güzel bir çalışmasına biz bütün ustalar kendi çalışmamız gibi değerlendirerek buna katkı sunmayı amaçladık. Ve bundan sonraki buna benzer bütün programlarda hepimiz var olacağız. Çünkü biz farklıyız, üretiyoruz. İnşallah. Evet. İnşallah. Ben burada kıymetli seyircilere bir şey söylemek istiyorum. Şimdi kıymetli izleyiciler, geçmiş dönemlerde Türkiye kendi kendine yeten ülkelerden birisi iken, üretken bir toplum iken maalesef günümüzde tüketen bir toplum haline geldik. Bu da gerçek manada ne ürün yaparsanız yapın, üretimi olmayan bir ülke sıkıntılı. Geçen programda da söylemiştim. Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lafı bu. Evet. Gerçekten de öyle yani. Bu konuda üretken olmamız lazım. Evet. Ki zaten üretiyoruz. Ortaya bir maddeden, bir nesneden, bir ağaçtan veya bir bezden veya bir ne bileyim yani bir kendir parçasından ayakkabı veya bir deriden Yemeni yapımı gibi. Evet. Veya bir ceviz ağacından sandık yapımı gibi. Bunlar gerçekten önemli unsurlardır. Ben şuna inanıyorum. Eğer Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız üretime destek verirse, ne kadar fazla üretirsek evet, o kadar ülke manfaatınadır diye düşünüyorum. Evet. Ben Hamdullah Bey'e soracağım. Şimdi biz biraz bebekler üzerinden gittik. Bu meslek size nereden geldi? Biraz onun üzerinden konuşalım. Dede baba mesleği mi? Yoksa çıraklıktan mı yetiştiniz? Bunu biraz bize açarsanız konuyu öyle açalım. Şimdi yöreselliğe olan ilgim açıkçası bir de çocukluktan gelme, ilkokuldan öğretmenlerimin resime olan ilgimi keşfetmesiyle başlayan. Evet. Sonrasında çamurdur işte küçüklük yıllarında ufak tefek işte çöp parçalarıyla bir şeyler üretmek, çamurla bir şeyler üretmek, alçıyla bu konuda başlayıp sonraki yıllarda şark köşemde yani iki tane yöresel bebekle başlayıp açıkçası şöyle söyleyeyim. Dördüncü sınıfta Nasrettin Hoca'yı yapmıştım.
ve yine taş bebek, yani yine ilkokul yıllarında yapmıştım. Bu konuda gerçekten hani işten gelen bazı, örneğin şiir olsun, resim olsun, işten gelmesi gerekiyor. Sanat insanın ruhunda varsa ve bu konuda eğer ki belli bir araştırma yapıyorsa, ben de şiir köşemdeki yani eksikliği tamamlamak istedim. Ama halı tamiri yaptığım dönemde işimin mevsimlik oluşuyla beraber sıkıntı çektiğim bir dönemde bir nevi işsizlikten başlayıp semt pazarlarında yaptığım çalışmaları satarak, yani zaman zaman işte sağ olsunlar valilikten belli fuarlara, etkinliklere, hatta ilk gittiğim 2002 yılında standımın hepsi alınmıştı. Yani 250 parça, 300 parça ürün satmıştım. Birincilik olmuştu. Maşallah. Evet. Ondan sonra Batman'daki basın yazmaya başladı. Sonrasında gelen teklifleri, mesela bir oyuncak firması bana teklif gönderdi. Ankara'da bir oyuncak fuarında açıkça söylemek gerekirse gitmek istemedim. Çünkü durumum da yoktu. Zaman zaman belli yurt içinden, yurt dışından belli fuar teklifleri gelmeye başladı ki gerçekten zaman zaman sponsor bulmaya çalıştım ve sponsorlar olmadığı için kendim de gidemedim. Ama 2006 yılında sizin de bulunmuş olduğunuz, bunu defalarca vurgulamak istemiyorum. Altın ellere o zaman, evet. Buradan evet. Bakanlığımıza da bir teşekkür gönderelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Bizleri bir araya getirdi. Doğrudur. Yani o konuda gerçekten Altın Eller, Kültür Bakanlığı, Eğitim Araştırma bu konuda yani belli festivaller, çalışmalar yapıyor. Ve gerçekten Türkiye'nin her ilinden, daha önce de konuştuğumuz gibi, evet. Sayın Durmaz'ın sizin de konuştuğumuz gibi, yani hemen hemen Türkiye'nin her ilinden bir evimiz var. Evet. Bu da diyorum ya, hani işsizlikten başlayıp böyle güzel bir aileye kavuşmanın sevincini yaşıyorum şu an. Çok güzel. Evet. Sayın Durmaz, siz nereden geldiniz? Bebek yapımı size aileden miras mı? Yoksa çıraklık eğitimi alıp kalfa olup sonra mı usta oldunuz? Biraz bu konudan bize bahsederseniz, Besi Bebek üzerinden gidersek. Hı hı. Ben çocukluğumu köyde anneannemin yanında geçirdim. Evet. Ve anneannem bana bezden bebekler yapardı. Ben o bebeklerle oynayarak büyüdüm. Anneannem rahmetlik olduktan sonra, ben de liseyi bitirdikten sonra bu işe sıfır sermayeyle başladım. Yaptığım bebeklere anneannemin adını verdim. Besi anneannemin ismi. Evet. Biraz önce de belirttiğim gibi, amacım yok olmakta olan bu kıyafet kültürünü geleceğe taşıyarak, anneannemi de bütün dünyaya tanıtarak geçmişten gelecek arasında bir köprü kurmaya çalışıyorum. Benim bu alanda çok zorlu bir sürecim oldu. Özellikle siz de bilirsiniz, bizim bölgemizde bir bayan olarak da bu tür işlere meraklı olabilirsiniz ama işin içine girdiğiniz zaman ailesel, çevresel, bölgesel etkenler çok fazla. Çok zor şartlar altında. Dişimle, tırnağımla kazıyarak bu noktalara geldim. Ben 97 yılında bu işe başladım. İlk işe başladığım zaman hiç param yoktu. Ne kumaşım ne malzemem vardı, hiçbir şey yoktu. Terzilerden topladığım artık parçalardan bu bebekleri yapmaya başladım. Daha sonra bu yaptığım bebekleri Adıyaman valimize, o zamanki valiye sundum ve çok beğeni topladım. Bürokrasiye sundum, onlar çok beğendiler. Tabii ki yok olmakta olan bir kültürü bir anda karşılarında görmeleri onları da heyecanlandırdı. Benim aileme buradan çok çok büyük sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onlar benim çok büyük destekçim oldu. Annem, babam, abim, kardeşlerim hepsi beni çok güzel desteklediler. Siz de biliyorsunuz, katıldığım birçok fuarda muhakkak onlar benimle geliyorlar. Ben tek başına evden çarşıya çıkamazken şu an dünyanın her tarafındayım. Her tarafına davet alıyorum. Bu çok önemli ve özel bir şey aslında. İnsan isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur diyorum. Doğru diyorsunuz. Hiç kimse ben işsizim deyip de yakınmamalı. Muhakkak ne yapar eder bir insan. İşini kurmak isterse kurar, parası yoksa da yine kurar. Şu an ben 50 tane kadına iş vermekteyim. Amacım ilimizdeki kadın istihdamını da biraz daha yükseltmek. Buralara gelmek
sizlerle, ustalarımla bir arada olmak o kadar bana heyecan veriyor ki. Öyle zamanlar olmuştur ki İstanbul'da bir fuardan davet gelirdi, ustamın dediği gibi. Paramız olmazdı, gidemezdik. Bazen de paramız olurdu ama tedarikçimizden istediğimiz kadar malzeme bile alamazdık. Böyle durumlarla karşı karşıya geldiğimiz oluyor. Bir gün ben İstanbul'da bir fuara katıldım. Yolda gelirken yemek yiyecek param yoktu. Adıyaman'a gelene kadar 18 saat boyunca aç kalmıştım. Bunlar çok kolay olan şeyler değil. Bizler çok zor şartlar altında bir yerlere gelebiliyoruz. Yani aslında şu var Zayda Hanım. Tabii ki geleneksel Türk el sanatları şu andaki konjonktürel günlerde sıkıntı içerisinde. Aslında bütün ustalarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Ama sizin yüreğiniz var. Kıymetli seyirciler, sıfırdan başlıyor, bu işi yapıyor. Şu anda 50 tane insana iş, aş, imkan sağlıyor. Fakat ne hikmetse ülkemizde işsizlik diye bir problemimiz var. Aslında işsizlik bize göre yok. Yani biz ustalarımıza göre işsizlik yoktur. İş beğenmeme var. Herkes diyor bir masam, bir telefonum olsun, bir makam aracım olsun. Böyle geçinip gideyim. Yok, böyle bir şey yok. Bedava peynir sadece fare kapanında var diyoruz. Sizin aslında, yani bizim ustalarımızın, Mevlana'nın Şems'e aşık olduğu gibi bir aşktır bizimki aslında. Evet. Tabii ki sizleri anlıyoruz. Geleneksel Türk el sanatlarının sıkıntılı olduğu dönemler olmuştur. Ama inşallah bunları bu programlarla anlatacağız, dile getireceğiz. Muhakkak yetkililer sesimizi duyacaklardır. Bu işlere bir çözüm noktasında çözüm getirilecektir diye inanıyorum. Bu programın zaten ana temelinden birisi de budur yani. Türkiye'deki geleneksel Türk el sanatlarının ölmemesi gerekiyor. İleriki nesillere aktarılması lazım. Yeni yetişen nesillere aktarılması lazım. Burada da zaten çıraklıkla ilgili sıkıntılarımız var. Hamdullah Bey, çırak bulma ile ilgili sıkıntılara biraz girelim. Sizde de çıraklık, kalfalık, çünkü bunları işlemek istiyoruz. Doğrudur. Geçen programlarda da şu yapıldı. Mesela Orhan Bey de, Mehmet Bey de, iki ustamız da söyledi. Çırak bulamama sıkıntısı ve aynı zamanda 3 aylık kurslarla ben usta olduğum gibi bir takım sıkıntılara da şu anda sahibiz. Yani bir usta 35 yılda yetişmiyor. Doğrudur. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani bu 3 aylık kurslarla ilgili. Evet. Biz Sayın Valimizi de burada misafir etmiştik. Evet. Gerçekten evet, kursların da olması lazım. Bunun karşısında değiliz. Fakat bizim istediğimiz ahilik sistemiyle usta çırak ilişkisini bir şekilde tekrar oturtmak zorundayız. Bu bir zorunluluk aslında bizim için. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi açıkçası şunu söylemek istiyorum. Eğitim Araştırma Kültür Müdürlüğü Halk Eğitim'le beraber yapmış olduğu 2 aylık bir kurs vardı. Kitre Bebek. Bu sene de kısa bir zamana sığdırmamızı istediler. Açıkçası İŞKUR'un yanlış politikalar yüzünden gerçekten hani öğrenci veya çırak bulma konusunda pek de yardımcı olmadıklarını düşünüyorum. Şundan dolayı, açıkça söylemek gerekirse paralı kurslar, mesleki dersler güya veriliyor ve insanlar, biz kurs ilanına çıktığımız zaman Kültür Müdürlüğü de aynı şekilde sıkıntı çekiyor halk eğitimde. Ve gençlik evinin bünyesinde bulunuyorum. Zaman zaman resim dersi olsun, öbür kurslarda olsun belli sıkıntılar çıkıyor ortaya. Sıkıntı şu: İnsanlar kursa gelmek istediği zaman belli bir ücret almak istiyor. Bugün Zayda Hanım'ın, benim, sizin çektiğimiz sıkıntılar ortak. Yani hiçbirimiz, yani farklı kesinlikle değiliz, evet. Zaman zaman cebimizdeki 5 TL'yle fırça mı alsam veya evde ufak tefek bir ihtiyacımı görür. Hepimiz bunu yaşamışızdır. Evet. Yani açıkçası umutsuz değilim ama bu yanlış politikalar yüzünden gerçekten çok zarar gördüğümüzü düşünüyorum. Aciz bir insan değilim. Aciz olsam uğraşmaz. Yani bir köşeye ben de gider, birilerine sığınır, bana bir iş verin, bana bir iş verin temennisinde bulunur. Sanatkara da yakışmaz, evet, aynı zamanda. Yakışmaz. Evet. Ki gerçekten çok ciddi sıkıntılar çektiğimiz halde, hepimizin sıkıntıları ortak.
Zaman zaman gittiğimiz etkinliklerde işte sizinle gurur duyuyoruz. Falanca gazetede gördük, falanca dergide gördük. Bunlar bizim için aldığımız plaketler olsun. Bunlar bizim için inanılmaz hani değerleri yüksek şeylerdir. Açıkçası çıraklık konusuna değinmek gerekirse dikkat ediyorum da bugünkü gençler ilk bir iş yerine gittikleri zaman bir sanat dalını icra etmek istedikleri zaman ilk önce ilk günden ilk saatte parayı konuşurlar. Ve gerçekten yani bu konuda yani ciddi sıkıntılar çıkar ortaya. Biz kendi çıraklık, ben terzilik de yaptım yani çocukluk döneminde. Şundan emin olun ki hani öğretmen soru sorar ya, o saygı çerçevesinde hani ayağa kalkıp öyle cevap vermek gerekiyor ya, o şekilde yani genç olduğumuz halde o şekilde cevap verirdik. Saygıdan bunu i̇şte yapardık. İşte ahilik sisteminin evet. Getirdiği unsurlar da bunlar. Evet. Ve zaman zaman belli projeler olur. Projelerden istifade etmek şöyle dursun. Gerçekten o projelerin mesela hani el sanatlarıyla ilgisi yoktur ama proje onun elindedir. Veya o kazanmıştır. Gerçekten zaman zaman ben katıldığım ortamlarda bunu dile getiriyorum. Ki yapılacak çok şey var. Hiç umutsuz değilim. Zaman zaman okullarda belli konferanslar veririm. Çocukları eğitmek, el sanatları konusunda bilinçlendirmek. Böyle kendimce ben de dernek başkanıyım aynı zamanda. Bu konuda bilinçlendirip onları yönlendirmek istiyorum ama açıkça söylemek gerekirse her zaman aynı kişiye projeler gidiyor, aynı kişi istifade ediyor. İşkur'un paralı kurslarını da gerçekten faydalı olduğunu düşünmüyorum. Faydalı olsa oradan aldığı para bir yana işi devam eder. Belli yeni çıkan işte çıraklar, ustalar ortaya çıkar. Ben bir usta çırak göremiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. İnşallah. Zayda Hanım, siz kendi ilçenizde veya ilinizde çıraklıklarla ilgili neler söylemek istersiniz? Çırak bulabiliyor musunuz? Çırak bulmakta da zorluk çekiyoruz. Eleman bulmakta da zorluk çekiyoruz. Çünkü kalifiye eleman hakikaten yok. Çünkü yeni nesil bu tür sanatlara çok sıcak bakmıyor. Çok kolay para kazanmanın herkes derdinde. Zaten büyük sorun orada değil mi yani? Evet, evet. Yani alın teri, el emeği, göz duru akıtmadan veya alın teri akıtmadan kısa yoldan para kazanmanın derdindeler. Evet. Ve açılan kurslarda ustamın da söylediği gibi insanlar paranın derdinde, orada bir şey öğrenmenin derdinde değiller. Hobi amaçlı, zaman geçirme amaçlı. Yani bir nevi bir kafeye gider gibi gençlerimiz gidip orada zaman geçiriyorlar. İşkur'unda vermiş olduğu 3-5 liralık parayla işte sigaralarını ya da çok basit şeylerini karşılayabiliyorlar. Onların amaçları sanatı öğrenmek olmuyor maalesef. Bu çok acı verici bir durum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ustam projelerden biraz bahsetti. Projeler ben bizim bölgemizde, hani sadece Adıyaman için bunu konuşmak istemiyorum. Ülkemizin birçok yerinde. Evet. Diyelim ki A proje, işte yöresel folklorik bebekler üzerine kurulmuş. Sadece adı var ama 3-5 tane görsel de konuluyor. Ama gerisinde bir icraat yok. Milyonlarca dolar paralar o projelere aktarılıyor. Evet. Amaçlarına uygun bir şekilde yapılmıyor bu projeler. Bu çok üzücü bir durum aslında. Bu tür sanatların biz her gün konuşuyoruz, konuşmuyoruz değil. Televizyonlarda bir sürü projeden bahsediliyor, ortada hiçbir şey yok. O zaman bu projelerin sonu nerede? Bunları hiç araştırıp ortaya koyan kimse yok maalesef. Bu paralar boşu boşuna başka yerlere gidiyor. Bu tür sanatlarda İnsanlarımızın, gençliğimizi, çocuklarımızı, annelerimizin, kadınlarımızın istihdam edilmesi için harcanması gerekir bunlar. Projeler bunlar üzerine yapılmalı. Üretimde kullanılmalı bu proje paraları. Evet. Ama biz bunu göremiyoruz maalesef. Hobi amaçlı olan şeyler üretime dönmez hiçbir zaman. Doğrudur. Yani şimdi hobilerde tamam. Hobi şöyle. Yani bir insan çalışıyor. Herhangi bir kurumda veya herhangi bir yerde görevi var. Hobi akşam eve gittiği zaman veya bizim gibi sanatkarların yanına gelip günde bir saat
uğraşan işlere hobi. Evet. Söylenir. Ama bir sanatkar gerçekten 35 yılda yetişmiyor. Ben halen kendime sanatkar diyemiyorum. Çünkü sanat evrensel ve sanatın önü açık. Evet. Çünkü neticede rahmetli babamın veya dedemin yaptığı bastonla benim yaptığım baston arasında uçurum var. Evet. Bu her zaman öyle. Hı hı. Diğer sanatlarımızda da öyle. Maalesef. Ama bir bakıyorsunuz 3 günde 5 günde usta olunmuyor. Bizim olmaz. Asıl sıkıntımız usta çırak ilişkisi. Çıraklıktan kalfala, kalfalıktan ustalığa yetişme tarzının olmayışındaki eksikliğimiz var. Bu da üretimden geçer. Bu ülkemizin her tarafında yaygın olan bir evet, durum. Evet, yani bir tek Bitlis için veya Adıyaman için değil. Batman evet. için konuşmuyor. Evet, evet. Geleneksel Türk el sanatlarında Türkiye'nin aslında kanayan bir yarasıdır bu. Evet. Doğru mu siz? Sizce öyle? Aslında bir bakıma gençlerimiz de ne istediğini bilmiyor. Heh, sorun o. Yani, aslında çok özür dilerim. Ben bebekte sorarken kastım oydu. Evet. Yani ilk size soru yönelttiğim zaman kastım oydu. Evet. Şimdi dışarıdan gelen, ithal olan ürünler üzerinde bakıldığı zaman tek tipleştirme olayı var. Evet. Ve bu olayda da bizim kültürümüzü bırakıp yabancı kültürleşmeye bizi sevk ediyor. Evet. Asıl temel budur aslında. Kesinlikle öyle. Yani kendi kültürümüzden vazgeçip dışarı batılı kültüre yansımanın, ha Avrupa Birliği'ne gireceğiz, evet farklı bir şey. Ama Hamdullah Bey'in dediği gibi, sizlerin de söylediği gibi kendi kültürümüzle gireceğiz. Avrupa'nın bizim kültürümüze ihtiyacı var. Evet. Ve bu konuda dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki zenginlik, kültürel mirasımız kadar zengin bir ülke, ikinci bir ülke yok. Zaten. Bunu defalarca söyledim, sizler de biliyorsunuz. Evet. Şimdi bu kültürel mirası ayakta tutmak bizim gibi ustaların elinde. Ha bu belki biraz imkansızlıklar içerisinde sıkıntı yaratıyor bize ama bunları aşacağız. Bunları bir şekilde aşacağız. Gönlümüzü ortaya koyarak aşacağız. Üreterek aşacağız. Şöyle bir çelişki de var. Yurt dışından, başka ülkelerden gelen yabancı turistler bizim sanatlarımıza çok önem veriyor ve değer veriyorlar. Evet, onu çok doğru söylediniz. Evet. Ona biraz girelim. Ama evet. Bizim ülkemizdeki gençlik ve insanlar bizim var olan değerlerimizi niye korumak için bir çaba harcamıyorlar? Burada da bir çelişki var aslında. Şimdi doğaçlama yaptık. Orada ben bir söze gireceğim. Çok doğru söylüyor aslında Sayın Durmaz. Şu var. Ben ilk fuarlara katıldığım zaman bundan işte 16-15 sene önce ilk fuarıma gittim. Çok şaşırdım işin açıkçası. Nereden geliyorsunuz? Bitlis'ten. Bitlis neresi diyen belki binlerce insandan karşılaştım. Aslında bu bizim ayıbımızdı. Yani Bitlis'in il olmadığını bilmeyen binlerce insanla karşılaştık. Evet. Ve bu şunu söylüyor. Biz kendi kültürümüzü bilmiyoruz. Okumuyoruz. Kendi kültürel mirasımıza değer vermiyoruz. Bu kanaatteyim. Ama son yıllarda 10-15 yıl geçtikten sonraki duruma bakıyoruz. Bizim fuar ve festivallerde yapmış olduğumuz, gerçekten ben şu anda Kültür Bakanlığı'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri bir araya getirdi. Bir fitili ateşledi. Evet. Aynı zamanda Anansander'i de konuşacağız. Biraz ona da değinelim. Evet. Kıymetli seyirciler, Anansander bizim üye olduğumuz bir derneğimiz. Derneğimiz yayın bülteni çıkartıyor şu anda. Ve bu yayın bülteninde de Türkiye'deki geleneksel Türk el sanatları ustalarımızın yapmış olduğu işleri yayınlıyor. Bize iki sayı göndermişler. Dördüncü sayıda Bitlis TV'de Altın Elleri işleyecekler. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Böyle bir yayına çıkardıkları için. Bu yayında hem Türkiye'deki bütün ustalarımıza gidiyor. Ve aynı zamanda bütün bürokrasiye, havaalanlarında vesaire bütün yerlere dağıtılıyor. Bu konuda bilgi vermek isteyenler veya bilgi almak isteyenler bilgi@anansander.com'a ulaşabilirler. Bunu da kıymetli seyircilerimize söyleyelim. Ustalarımıza da buradan bildirelim. En azından bir bilgisi olsun. Çünkü gerçekten çok zahmetli bir iş. Evet. Ve bizleri tanıtıyor. Gerekse bürokrasiye ulaşması. Çünkü sıkıntılarımızı burada da dile getiriyoruz. Evet. Bununla ilgili Anansander'e de, Kültür Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın Güneş,
kısa filmi konuştuk. Biz birazdan Şahmaran'a döneceğiz. Evet. Şahmaran'la ilgili şeyler de var. Anlatacağız. Bebekler üzerinde çalışmaları da yapacağız. Sanat danışmanlığı yaptınız. Evet. Birçok defilelere katıldınız. Hatta Altın Portakal Film Festivali'nde bir programa da davet edildiniz. Biraz bu konuda bahsedelim. Ben döneceğim Sayın Durmaz'a. Yurt dışı ile ilgili biraz konuşacağız. Reklam öncesi bunları konuşalım. Açıkça söylemek gerekirse iki sene sanat danışmanlığı yaptım bir arkadaşın defilesinde. Yüzyılın defilesi, bir de Mezopotamya. Geleneksel giysi üzerine. Açıkçası defilelerin her birinin ayrı amaçları vardı. Yüzyılın kıyafetleri defilesi günümüz kıyafetlerini yargılıyordu ve ana teması, iç dizaynı, kumaşları, sanat danışmanlığı. Benim bir de Süleyman abim, Süleyman Güneş'in çalışmalarıyla oldu. Bizim İhsan arkadaşımızın defilesiydi. İki sene üst üste o defilede sanat danışmanlığı yaparken sonradan kıyafetlerin bize defile teklifi geldi. Biz de Batman'da petrolün bulunmasıyla beraber Batman'a göçü anlatan 4 mevsim 7 bölge mozaik defilesini anlattık. Evet. Biz Türkiye'nin 7 bölgesini anlattık. Gerek folklorik kıyafetleriyle gerekse halk oyunlarıyla anlatmaya çalıştık. Hem etnik kimlikleriyle hem yöresel kıyafetleriyle biz sahnede güzel bir rengarenk bir Türkiye klasiği oldu. 4 mevsim 7 bölge gerçekten insanların ilgisini çekti. Sonrasında Hasankeyf'i daha iyi tanıtmak için Hasankeyf'te geçen uygarlıklar defilesini yaptık. İlginçtir. Bebek çalışmalarını yaparken ilk başlarda abim yadırgıyordu. Şu an ailece hani usta çırak ilişkisini anlatmaya çalıştık ama gerçekten zaman zaman sıkıntı çekeriz ama ailece çalışıyoruz. Zaman zaman eşim, yengem, abim, yeğenlerim bir arada oluruz, çalışırız. Burada ailemin de büyük bir desteği var. Ama konu şu, beni yadırgayan abimin, Baybağ'ın kuaförü olan abimin bu denli itinayla diktiği yöresel kıyafetleri görmenizi tavsiye ederim. Gördüm, ben gördüm. Kıymetli seyirciler evet. Görmedi inşallah. Bu ekranlarda bir günde öyle bir inşallah kıyafetle bir defile inşallah olur veya bir inşallah çalışma olur. İşte söylemek istediğim şey hiçbir zaman işi yadırgamamak lazım. İşi yadırgadı ama sonunda kendi defilesinde yani abimin defilesinde sanat danışmanlığı yaptım. Ve zaman zaman işte belli sanat çalışmaları diyerek tiyatro olsun, işte şiir olsun, klip olsun bu konuda bence sanat bir kendimizce kurduğumuz bir sanat danışmanlık merkezi. Bu konuda biz kendimizce bir şeyler yapıyoruz. El sanatlarına, ustalarımıza değer verip onlarca ortaklaşa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Açıkçası insanlar uğraştıktan bir sanat dalını icra ettikten sonra yan kolları çıkar. Evet. Yemekte konuştuğumuz gibi şiir çıkıyor, bir nevi roman çıkıyor, resim çıkıyor. Bizim yani gibi. Evet böyle değerli ustalarımızın açıkçası zaman ayırmadıkları birçok hobileri var. Birçok yapmak istedikleri evet. Sanat dalları var. Sizin de sayenizde izleme fırsatı bulduk. İnşallah darısı güzel uzun i̇nşallah, metrajlı inşallah. Sinema filmlerinin başına. İnşallah. Çünkü gerçekten bu gala bizim için yani burada göstermiş olduğunuz ilgi bizi sevindirdi. Ben bunu şundan dolayı söylüyorum. Gerçekten yeteneklerini keşfetmemiş nice insanlar var, nice ustalar var. Rabbim öyle bir zeka vermiş ki biz onu işlediğimiz zaman gerçekten yani rızkımızı kazanırız. Hiçbir konuda da sıkıntı çekmeyiz. Eyvallah. Açıkçası buradaki atmosfer beni böyle konuşturuyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yani gerçekten eyvallah, bu şekilde. Sayın Durmaz, kaç fuara gittiniz? Yurt dışını konuşacağız biraz. Yurt dışındaki fuarlarda neler gördünüz? Biraz onlardan bize bahsedin isterseniz. Çünkü ikinci bölümde hem uygulama yapacağız evet. Hem de bebekler üzerinden detaya ineceğiz. Evet. Çünkü detaya inmekte biz burada şunu da yapıyoruz. Yapmış olduğumuz programda karşı tarafa yani seyircilerimize, kıymetli izleyicilerimize bu programda insanların kafasındaki soru işaretlerini tamamen almak. Yani detaya inmek.
nasıl yapılıyor, ne yapılıyor hiçbir sorun kalmadan bunu yansıtabilmek. Evet. Buyurun efendim. Bizim bebeklerimiz öncelikle Amerika'da New York Üniversitesi'nde master test konusu oldu. Konusu bebeklerimizin her birinin birbirinden farklı olması, evet, özgün olması, tamamen organik olması, A'dan Z'ye el yapımı olmasıydı. New York Üniversitesi'nden bir arkadaşımız geldi, Jennifer Marlin isminde bir bayan ve bunu konu ettikten sonra Amerika'da ulusal basında çok yankısı olduğunu, ben İngilizce bilmiyorum ama bana mailleri geldi, çevresini yaptırdım. Çok güzel haberleri gördüm hem gazetelerde hem dergilerde. Bu çok önemli bir şey. Kültürümüzün ta dünyanın öbür tarafında tanınıyor olması, konu oluyor olması, üniversitelerde olması çok önemli bir noktaydı. Ve Türk basını da bu anlamda o da haber yaptı. Birçok gazetede ve televizyonda da ana haberlerde yayınlandı. Besi bebeklerin bu denli önemli olması hem ilimizin, Adıyaman'ın hem bizim geleneksel Türk el sanatlarımızın ve ülkemizin ne değerde olduğunu ortaya koymuş oldu. Fransa'da, Paris'te iki tane fuar festivale katıldım. Bu festivallerde Fransızların ve oradaki Türklerin besi bebeklere karşı olan ilgilerini, kültürümüze ne kadar aç olduklarını gördüm orada. Çok fazla ilgileri vardı. Bizim kültürümüz muhakkak dünyanın her tarafında olmalı. Bizler her tarafta kültürümüzü tanıtma fırsatları yakalamalıyız. Evet. Bizim ülkemizdeki bürokrasi bu anlamda, sanat anlamında bizi biraz daha fazla desteklemeli. Bu işi yapan gerçek ustaları oradaki performanslarını göstererek, hakikaten sanatın varlığını orada hissettirerek yapması gerektiğini düşünüyorum. Japonya'da Jewa Turizm Fuarı'na katıldım, ülkemizi temsilen. Orada da Japonlar zaten kültüre çok önem veriyor, çok değer veriyorlar. Bütün standımı boşalttılar, bütün ürünlerimin hepsini orada satın aldılar. Türk kültürünün, geleneksel Türk el sanatlarının dünyanın hiçbir yerinde bu kadar ince ayrıntısı, bu kadar önemli olduğunu gittiğim ülkelerde bunu fark ettim. Orada bana gösterilen büyük ilgiden benim ne kadar farklı bir iş yaptığımı, benim ne kadar ciddi bir iş yaptığımı bana uyandırdı. Bizim ülkemizde bu sanatları yapan bütün herkes için söylüyorum, sadece kendim için söylemiyorum. Muhakkak bürokrasi sanat yapan ustaları desteklemesi gerektiğini, İş adamlarımızın, tabii bu çok önemli. Yerel yönetimlerin özellikle sanatı en güzel yerlere getirecek birimlerden biri de yerel yönetimler. Çok önemli. Valiliklerimizin bu alanlarda hepimizi desteklemesi lazım. Ama şunu da mesela yerel yönetimlerin veya ilin yapmış olduğumuz el sanatlarının gerçekten ilk önce ilimizi, sonra ilçemizin temsili değil mi? Kesinlikle öyle. Yani tanıtımına büyük katkı sağladığını söyleyebiliriz. Tabii ki. Benim değinmek istediğim nokta da o zaten. Onu biraz açarsak. Tabii. Biz kültürlerimizi sadece yaptığımız işten dolayı değil, kendimizi tanıtmaya çalışmıyoruz. Kültürümüzü, ilimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Turizmin en önemli noktalarından biri, bir yere gittiklerinde hediyelik eşya aldıklarında yerel bir ürünü edinmeleri. Bu anlamda zaten ince nokta orada. Herkes gittiği bir yerde muhakkak oraya ait bir yerel ürün alıp gitmek istiyor. Evet. Ben bugün Bitlis'teyim, Bitlis'e ait bir şey almadan Adıyaman'a dönmeyeceğim. Ülkemizin hangi bölgesinden bu bölgeye kim gelirse bunu yapacak zaten. Dünyanın her tarafında yapılan bir uygulama, en önemli nokta el sanatlarıdır. Bütün herkesin bunu bilmesi lazım. Onun altında çiziyorum lütfen. Doğru, teşekkür ediyoruz. Sayın Güneş, siz de yurt dışında zannedersem 18 günlük bir eğitim programına katıldım. Eğitim verdim açıkçası. Evet. Açıkçası yurt dışı denince, yani biz yanlış anlamayın, Zayde hocamın yani lafından dolayı değil, kurtuluşu orada, yani ben Zayde Hanım için değil, bazen dikkat edelim, gençlerimiz hep onun üzerinden hayallerle yola çıkıyorlar. Mesela ben gerçekten Türkiye geneli belli illere gidiyorum, belli insanlar tanıyorum.
mutlu oluyorum. Yurt dışından da İtalya'dan, Yunanistan'dan yani gerçekten ciddi ciddi mesela Milano'dan ondan sonra belli yerlerden fuar teklifleri geliyor. Zaman zaman yani katıldığım zaman veya gideceğim zaman gerçekten buradan İstanbul'a bir bilet parası yani bir yol parası kadar bir masrafım olur. Onun dışında her şeyi karşılayacak larını söylüyorlar. Ben gitmek konusunda biraz sıkıntı çekiyorum. Oradaki kültür ve bizim kültürümüzün arasındaki fark. Örneğin McDonald's'ta yani isim vermek istemiyorum. Bir yerde yemek yiyeceğiz. Yani orada çok affedersiniz yani ihtiyaçlar karşılanamıyor. Mesela yiyecek konusunda sıkıntı çekiyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim yani bir işte sürü... Yani işte bu aradaki kültür farkı evet, değil mi? Evet, kültür yani farklılığı. Yani bizim zenginliğimiz evet. Avrupa'da yok. Yok, aslında, yok, yok. Aslında bizim Avrupa Birliği'ne değil de Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var. Yani ben ama mesela... Ama orada da şöyle bir şey var. Yani bizim sanatlarımıza biraz daha fazla ilgi alaka var. Evet. Fakat biz bu ilgi alakayı ne hikmetse kendi içimizde göremiyoruz. Biraz öyle bir problemimiz var evet. Aslında. Yani i̇şte toplumun şöyle aslında şey bunu de, çözmemiz lazım. Şöyle bir şey de oluyor. Birçok yerde gördüğüm bir şey. Diyelim ki sanatsal bir etkinlik, bir program var. Yurt içinde ya da yurt dışında. Ne hikmetse ben anlamıyorum. Ya bürokrasi ya da işte ne bileyim bir iş adamı varsa kendi tanıdığını 3-5 tane ürünü alıp da evet. Biz yapıyoruz manasında götürüyor. Orada o şekilde tanıtım yapıyor ama yerel ürünlerin orada, evet. Tamam. Orada yerel ürünlerin en iyi tanıtan yapan kişidir. Aynen öyle. Evet. O kişi orada büyük olmalı. Sıkıntı. Evet. Bu önemli bir sıkıntı. Hatırlarsanız 2007'de bu konuyla evet. ilgili ben bakanlık üzerinde dışarıya giden hı-hı. tüccarlar üzerinde sıkıntılar vardı. Evet. Ve kimin gittiği belliydi. Hı-hı. Özellikle tanıtma genel müdürlüğünde. Evet. Ne hikmetse doğrusunuz. Ustalar değil de ticaret erbabı insanların bizim ürünlerimizi tanıtması aslında çok büyük bir abes. Evet. Kendi kendimize baltalıyoruz. Yani kesinlikle kendi öyle. Kesinlikle öyle. Orada da sıkıntı var doğrusunuz. Evet. Bunu da inşallah dile getireceğiz. Yani bazı önümüzdeki programlarda bunları da konuşacağız. Hı-hı. Bunları da anlatacağız. Ya bunlar bir sıkıntı. Şimdi Avrupa'da açıkçası. Yani kıymetli seyirciler şunu söyleyebiliriz. Yani biz burada sezlenişte bulunurken. Geleneksel Türk el sanatlarının ileriki nesillere, gelecek kuşağa aktarılması noktasından biraz bahsediyoruz. Yani burada bizler şunu yapmıyoruz. Yani insanlar, bizler aciz değiliz. Üretme noktasında sıkıntımız yok. Ama sıkıntılarımız şöyle. Zayda Hanım'ın da, Hamdullah Bey'in de, ben henüz yurt dışına çıkmadım bu konuyla ilgili. Estağfurullah. Kendileri yurt dışında, fakat yurt dışına giden insanların, gerçek sanatkarlar değil de biraz daha bütçesi uygun olan insanlar biz yapıyoruz diye sizden alıp evet. orada tanıtımla gittikleri evet. aşikar yani. Evet, evet. Böyle durumlar çok fazla oluyor. Yani bunun da inşallah hı-hı. buradan sesleniyoruz. Gerçek sanatkarların kendi kültürlerimizi yansıtma hı-hı. noktasında bunu inşallah başaracağız. İnşallah. Sözünüz yarıda kalmıştı. Şimdi Güneş. Zaman zaman ortak katıldığımız etkinlikler oldu. Zaten tanışma vesilemiz de orada oldu açıkçası. Zayda Hanım'la fuarda tanıştık. Sizinle o şekilde. Konu şudur. Mesela bizim önce yerelde kendimizi ifade etmemiz lazım. Evet. Yurt dışı bir kurtuluş değil ve değil, teklifler değil. Geliyor. Açıkçası ben bir de biraz da ticari yönde fuar organizasyon firmalarının kendilerine yatırım yaptıklarını düşünüyorum. Bu yönde mesela bunları, hani... Bunları inşallah evet. çözeceğiz. Bu konuları kıymetli seyirciler kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamdan sonra canlı performans sergileyeceğiz. Tekrar ürünleri konuşacağız. Yapmış olduğumuz işleri tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir reklam arası efendim.